Eğer evrende varlıklar varsa, akıllı ve gelişmiş olanlar tabii, galaktik seyahatlerini büyük olasılıkla klasik yöntemlerin dışında yapıyorlardır. Bu aslında bir tercih meselesi değil, zorunluluk. Çünkü onlar da bizim gibi kendi güneşlerinin ötesindeki diğer yıldızlara veya kabuklarını kırıp diğer galaksilere gitmek için geleneksel yolları kullansalar, hatta kardeş ev ölçeklerini alt üst edip ışık hızına yakın hızlarda seyahat etseler dahi zaman açısından büyük sıkıntılara gireceklerdir. Çünkü ışığı bir gezegen ya da yıldızdan çıkarıp boşluğa bıraktığınızda hızı hakikaten çok yavaştır. Solucan delikleri ise bu yavaşlığı ortadan kaldıran matematiksel harikalardır ve varlıklar bunlardan birini Güneş sistemimize yakın bir yerlerde oluşturdularsa bize düşen onu bulmak oluyor. Orijinal adı köprüler, yani solucan delikleri, göreliliğin kağıt üzerindeki çözümlerinden biridir. Bu çözüm kağıt üzerinde muazzam bir evren yaratıyor ama ya gökte? Gözlerimizi teleskoplarla birlikte uzayın derinliklerine çevirdiğimizde bugüne kadar köprü ya da geçit olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir şey bulamadık. Akıllı varlıklar seçeneğini devre dışı bıraktığımızda belki de evrenin kendisi büyük patlamadan bugüne bazı ciddi geçerli sebeplerden ötürü solucan deliklerinin doğal oluşumuna hiçbir zaman izin vermedi. Bu sebeple herhangi bir yerde kendiliğinden oluşan bir köprü oluşumu mantıklı görünmüyor. Tek umut, teknolojik gelişimini şu anda zihnimizde canlandıramayacağımız bir uygarlığın bunu bir şekilde inşa etmiş ve bir yerlere bırakmış olması. Ama nereye? Aramakla geçireceğimiz vakti gelin inşa etmek üzerine biraz harcayalım. Solucan deliği için sadece iki tane kara deliğe ihtiyacımız var. Biri bir tarafta, diğeri de diğer tarafta ve aralarına bir köprü kurduğumuzda oldu bitti. En basit haliyle oluşan yapı bu. Fakat bu hikayeyi daha başlamadan bitiren bazı olumsuzluklar var. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı ya da pek bahsedilmeyen bir ayrıntı. Bu iki kara deliğin mutlak surette birbirinden bağımsız olması, etkileşime girmemesi ve aralarında sonsuz bir uzaklığın olması gerekiyor. Bunun anlamı şu: tek bir evrende köprü kuramazsınız. Solucan deliği oluşturmak için iki farklı evrene ihtiyacınız var. Size insan eliyle bir solucan deliği nasıl oluşturulur anlatayım. İki atom altı parçacığı birbirleriyle dolanık hale getirerek işe başlıyoruz. Yani kuantum dolanıklık diye her yerde duyduğunuz konu. İki parçacığın dolanık olması demek, özünde yalnız kalmaları evrenin geri kalanından izole hale getirmek demektir. Bize lazım olansa bel çiftleri oluşturmak, yani maksimum düzeyde ve sayıda dolanık çiftler meydana getirmek. Elimizde yeterince bu şekilde parçacık biriktirdikten sonra bunları ikiye ayırıyor ve bir bölümünü Andromeda galaksisine götürüyoruz, diğer bölümünü ise uzayın bir bölgesine. Mümkünse bizden bayağı uzaklara bir yerlere bırakıyoruz. Bunların oralardayken yine dolanık halde olduğunu biliyorsunuz. Ta-ta-ta-tam! Fark ettiniz mi? Yine duvara tosladığımız yer. Bir solucan deliği oluşturmak için deliğin diğer tarafı nereye çıkıyorsa oraya önceden gitmiş olmanız ve gerekli düzenlemeleri yapmış olmanız gerekiyor. Yani Dünya ile Andromeda arasında açılacak bir solucan deliği için birilerinin önceden 2,5 milyon ışık yılı uzaklığındaki Andromeda'ya gidip köprü çalışmasına başlamış olması lazım. Bu sizin için bir sorun değilse devam edelim. Şu anda dolanık parçacıkların bir bölümü bizde, yani uzayın derinliklerinde, diğer bölümü ise Andromeda'da. Şimdi yapmamız gereken şey bunları sıkıştırmak, sıkıştırmak, sıkıştırmak ve sürekli sıkıştırmak. Ta ki bu parçacık bulutları küçük bir hacme kadar yoğunlaşıp kara delik oluşturana kadar. Şimdi elimizde evrenin iki farklı bölgesinde birbirleriyle dolanık halde bulunan iki kara delik var. Yapmamız gereken son bir şey kaldı. Tüm bu anlattıklarım arasında bence en kolay olanı. Parçacıkların olduğu Andromeda tarafındaki uzayı kendi üzerine katlamak. Artık bunun nasıl yapılacağını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Artık aynı evren içinde oluşturmaya çalıştığımız ve genellikle katlanan kağıtla gösterilen ve aralarında köprü kurulan solucan deliği betimlemesini bitirdik. Ama şunu şimdi sormayın. Bu iki dolanık kara deliğin arasındaki köprüyü oluşturan mekanizma nedir? Bunun yanıtını belki farklı bir videoda anlatma imkanı bulurum. Toparlarsak evrende aradığımız şeyin kabaca özeti bu. Fakat bu videodaki kurgumuz bizim değil, varlıkların oluşturup kullandığı ve koordinatlarını bildiğimiz solucan delikleri üzerine. Yine dünyadan ayrılma vakti geldi. Tünele giriş ya da dipsiz bir kuyu gibi bir şey bekliyordu.
solucan deliklerinin uzayda tamamen küresel simetrik bir yapıda var olduğunu ve göründüğünü şimdi anlıyorum. Döndüğünde bizimkilere anlatacağım o kadar çok şey olacak ki kalbim ağzımda. Tüm cesaretimi toplayıp içeriye girmek için biraz daha ilerliyorum. Adımımı atıyorum ve... Aman be, neyi unuttuk? Tamam, ışıkları açabilirsin, öldüm zaten. Sahneyi geri alalım. Unuttuğumuz şey, solucan deliğinin aşırı kararsız bir yapıya sahip olduğu. İçeriye girmeye çalışan şey her ne olursa olsun saniyenin kesirlerinde anında kendini kapatıyor. Farklı bir müdahale olmadan açık tutmak mümkün değil. Kütle çekiminden etkilenen her şey, solucan deliğine girdiğinde deliğin kapanmasına sebep olur. Buna ışık da dahil. Kapanma hızı o kadar yüksektir ki, dışarıdan içeriye tuttuğun fenerin ışığı daha yolun yarısına gelmeden delik kendi üzerine çökecek, ışığın dışarıya çıkma fırsatı olmayacaktır. Işığın kütlesi olmamasına rağmen delik yine de kapanıyor. Bunun sebebi fotonun enerji ve momentum taşımasıdır. Kapanma sorununun ortadan kaldırılması için yapmamız gerekeni de biliyoruz. Negatif kütle ya da negatif enerjiye sahip bir şeyle solucan deliğini çevrelemek. Bu negatif şeye bundan sonra egzotik madde diyelim. Yalnız negatifli bir şeylere sahip kütle ya da enerji evrenimizde pek yok. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç yok. Negatif kütleye sahip ufak bir şey, sonsuza kadar ivmelenerek enerjisini azaltma ve daha düşük enerji durumlarına düşme eğilimindedir. Bu da evrenin temelde en sevdiği şeylerden birisidir. Düşük enerji durumu. Ama vakumdan daha düşük enerji durumuna sahip bir nesne ortaya çıktığında, vakumun da kendisi bu egzotik maddeye bozulma eğilimi gösterir ve vakum dengesiz bir hale gelerek ortaya enerjinin çıktığı durdurulamaz bir süreç başlar. Varmak istediğim noktayı az çok tahmin ettiniz sanırım. Evrenin tamamı yok olur. Fakat nefes aldığımıza göre evrenimiz var olmaya devam ediyor. Yani negatif kütle olmadığından emin olabiliriz. Aslında gördüğünüz bu solucan deliği birazcık büyük. Size küçük olan bir solucan deliğinin nasıl zorluklar çıkardığından bahsedeyim. Mikroskopik seviyede oluşturduğumuz bir solucan deliğinin boğaz bölümündeki genişlik 10 üzeri eksi 32 metreler seviyesinden pek fazla olamıyor. Yani Planck uzunluğuna çok yakın. Ama elbette işe yarar bir şey değil. Böyle içinden rahatça geçebileceğimiz bir solucan deliği olması gerekiyor ki teorik olarak da bu mümkün. Bu noktada ise iki şey biraz sinir bozucu. Mesela 2 metre genişliğinde bir boğaza sahip olan solucan deliğini açık tutmak için etrafını sarmamız gereken egzotik maddenin kalınlığı o kadar ince olmalıdır ki bu da 10 üzeri eksi 21 metre gibi bir şeydir. Protonun milyonda biri kalınlığında. Diyelim bu sorunu açtık. Bu boyuttaki bir solucan deliğini açık tutmak için gereken negatif enerji 10 milyar yıldızın bir yılda ürettiği toplam enerjiye eşdeğer bir büyüklüğe sahip olması gerekiyor. Yani büyük miktarda negatif enerjiyi son derece ince hacimleri hapsetmek için mühendislerin mühendislik harikası bir mekanizma bulmaları gerekiyor. Neyse ki varlıklar bu sorunları bir şekilde ortadan kaldırıp içinden geçilebilir bir solucan deliği oluşturmuşlar. İçeri girmek için hadi bir deneme yapalım. Tamam, bu son. Yak bir saniye ışıkları. İçeriye girdiğim anda tüm görüntüyü milyarlarca kez yavaşlatmam lazım. Çünkü eğer yok olmazsam delikten geçiş hızım mili ya da mikrosaniyeler içinde gerçekleşiyor. Yavaş çekimsiz her şey zifiri karanlık demek. Devam edelim. Her şey her an üzerime tekrar kapanacakmış gibi. Aslında buranın görüntüsünün bu olmadığını da biliyorum. Her şey, her renk, her görüntü girdiğim yerden yakınsak çarpıtılmış durumda. Burada çok kalmayacağımı da biliyorum. Çok fazla değil, az ileride solucan deliğinin boğaz kısmı var. Belki birkaç metre ötede. Tam olarak doğru mu bilmiyorum ama dışarıdan içeriye doğru ilerlerken huni şeklinde bir yapının içinde gibiyim. Her şey tamamen göz yanılması da olabilir. Ama boğazda daralmanın olduğu yerin solucan deliğinin tam ortası olduğundan eminim. Fakat olağanüstü bir şey gerçekleşiyor burada. İçinde bulunduğum solucan deliği ışığın dahi yeterli hıza ulaşamadığı bir şekilde genişliyor ve geriliyor. Sonsuza uzanan kapılar görüntüsü gibi. Ne kadar akılsız. Einstein denklemlerinin çözümü solucan deliklerinin sürekli büyümesini öngörüyordu. Hemen geri dönmeliyim. Yalnız şu anda ben hareket edemiyorum. Kıpırdayamıyorum. Thank you.